Arkadaşlar artık köftelerimiz oldu. Bunları şöyle bir ucundan bakıyoruz. Şuradan alıyorum arkadaşlarım köftemi. Ben biraz üzerini kızarttım. Şurada daha iyi gözükür. Işık iyi olmadığı için biraz karanlık gözükecektir. Ve köftenin şimdi içine bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. Bak kardeşim. Şu iç dokusunu görüyor musun? Bak bak bak. Şöyle daha iyi görürsünüz arkadaşlar. Pembemsi bir renk. Bütün samimi tayfa için ağzıma atıyorum. Ve diyorum ki bak şu suya bak. Bak kardeşim bak 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 bak. Görüyor musunuz arkadaşlar köfteyi? Alın size burger köftesi. Böyle yapın. Sonra gelin bana dua edin. Ne oldu bu yavrular? Arkadaşlar mutfakta sınır yok. Vay burgerin içerisine o konmazmış. Vay böyle olurmuş. Benim bildiğim burger öyle değilmiş filan. Samimi tayfaya selam. Çalışmaya devam. Şu iki güzel soğanla bu kadar az malzeme ile dünya çapında bakın iddia ediyorum. Dünya çapında bir hamburger eti nasıl hazırlanır? Hamburger köftesini dünya çapında ve Türk usulüne göre yapmayı sizlerle paylaşıyorum. Türkiye'de bir ilktir. Lütfen arkadaşlar videomuzu çok dikkatli bir şekilde izleyin ve püf noktalarını sakın kaçırmayın diyoruz. Tabii ki burger köftesini nerede pişireceğiz? Izgarada pişireceğiz arkadaşlar. Bunu da söyleyerek hemen malzemelerine geçiyoruz. 2 tane soğanımız var. 350 gram kadar arkadaşlar. 400 gram da kullanabilirsiniz. Birinci sınıf kaburga kıyması. Burada en önemli nokta yani burger yaparken kaburga kıyması kesinlikle büyük dişte çekilmesi lazım. Ya da bıçak çekimi olması lazım. Yoksa burgeriniz lastik gibi olur. Ben Türk usulü yapacağım için ve öğrenci kardeşlerimiz masrafını biraz azaltsın düşüncesiyle ekmek ufağıyla yapacağım arkadaşlar. Ekmek de koyacağım içine. Burada tabii ki bayat ekmek var ve bir bardak bayat ekmek. Bunu abartmıyorsunuz. Tabii ki çok az karabiber, birazcık kimyon, kırmızı biber ve toz biberden çok az kullanacağız. Bunlardan kaya tuzu olmazsa olmazımız, deniz tuzu ve merdane karabiber arkadaşlarım olmazsa olmazımız. Şimdi soğanları doğradıktan sonra arkadaşlar şöyle bıçağınızın bir tarafından tutarak bunu da kanalda göstermiştim. Şu hareketi yaparak biz buna tek taraflı satır hareketi de deriz. Mutfakta bakın şu hareketi yaparak görüyor musunuz? İnce burnağız doğradığınız soğanları daha da inceltiyoruz. Bakın bu köftenin arkadaşlarım en önemli sırlarından birisi budur. Soğanlarımızı iyice bu şekilde inceltiyoruz. Ve bu soğanları tel süzgecin içerisine alarak sudan geçiriyoruz. Yani güzelce yıkıyoruz. Böylelikle soğanın acısını alıyoruz. Sonra köftemizin harcını hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar 400-350 gramdan biraz fazla etimizi buraya aldık. Soğanımızı bakın iyice suyun içinde beklettik, süzdürdük. İçinde hiç acısı kalmadı. Bakın şimdi harcımıza geçiyoruz. Koyduk. Bol soğan olduğu gibi gözüktü. Ama bu soğanın sadece lezzetini alacağız arkadaşlar. Soğanın çünkü acı suyu kenarda kaldı. Sonra ne yapıyorum? Bir bardak güzel bayatlamış ekmeğimi koyuyorum. Sonra ne yapıyorum? Çok az kırmızı biber. Çok az kullanıyorum. Çok az arkadaşlarım. Kimyon kullanıyorum. Yine çok az. Merdane deniz tuzudur. Deniz tuzunu yine az bir şekilde içine tat vermesi için çok az normal karabiber kullanıyorum. Çünkü üzerine sonra koyacağım. Ve bunları yoğuruyorum. Tuzunu üzerine atacaksınız. Evet ama önceden koyacaksanız eğer arkadaşlar bu burgerin yani bu birazcık Türk usulü oldu. Evet ekmek normal şartlarda işte yurt dışında filan ekmeksiz yaparlar. Ben neden bu burgeri icat ettim? Bunu ben yaptım arkadaşlar. Tarif bana ait ve mükemmel bir tarif. Neden yaptım? Çünkü öğrenci kardeşlerimiz sırf etten burger yapamayabilirler. O yüzden Türk usulü burger dedim. Yani bu burgeri illaki bunun alnında haşa Allah yazısı değil yani illaki bu burgere bir şey katılmayacak diye bir şey söz konusu değil. Orijinaline sorarsanız aslında tuzla yoğrulur, karabiberle lezzetlendirilir. Gerçek burgeri soruyorsanız eğer arkadaşlar.
Bunu söyleyelim de şimdi birisi buraya gelip köfte yaptı falan demesin. Tabii ki köfte yapıyoruz. Ama gerçek burgerde arkadaşlarım bunu görebilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Bakın hemen normal et halini alacak. Bunu şöyle bir 10 dakika kadar fazla ete zarar vermeden yoğurmanız lazım. Eti çok böyle öldürmeden ve yağını dışarı bıraktırmadan karışana kadar yoğuruyorsunuz. Ve sonra kalıplama işlemine geçiyoruz. Köfteyi biraz karıştırdıktan sonra bakın arkadaşlar et görüntüsünü elde ettikten sonra bir tutam maydanoz böyle maydanozun ucundan sağına soluna böyle bulaştırıyoruz. Bu müthiş bir koku bırakacak maydanoz ve az önce demiştik ya biraz sıvı yağ demiştik. Sıvı yağından şöyle bir kaşık. Bu da arkadaşlarım ete daha bir lezzet katacak. Şimdi bunları böyle yaptım. Burada en önemli konuyu söylüyorum. Burger köfteleri çatır çatır yoğurulmaz. Yani böyle bastıra bastıra yoğurulmaz. Köfte etin yağını buraya bırakmaması lazım. Bakın benimki yavaş yavaş bırakmaya başladığı anda bakın böyle. Bakın köftemiz tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir kalıbımız var. Benim kalıbım biraz büyük. Siz küçük kalıplar da yapabilirsiniz. Elinizde de yapabilirsiniz. Bu köfteyi alıyorum. Şöyle elime iki parça alıyorum. Kalıbımın içerisine şu şekilde basıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde açıyoruz. Şimdi etleri üç parçaya böldüm. Şöyle kalıbımı oynatıyorum arkadaşlar. Burger köftesi yapıyoruz ya. Bakın şimdi biraz sıkıştırdım böyle parmaklarımla. Çok kalın olmayacak dediğim gibi. Bir santimden biraz daha ince olabilir. Siz evde tavanızın ve yaptığınız ürünün özelliğine göre. Ve kaldırıyorum. Bakın burgerlerimiz oldu. Şöyle bir göstereyim. Bakın burger bu halde olacak arkadaşlar. Birazcık bir santimden biraz daha küçük kalınlıkta olması lazım. Benim kalıbım büyük olduğu için böyle oldu. Daha küçük kalıpları da daha küçük olabilir. Bu zaten küçülecek yani piştikçe küçülecek. İsterseniz şöyle hafiften de sıkıştırabilirsiniz ama formunu bozmamanızda fayda var arkadaşlar. Ne oldu bu yavrular? Arkadaşlar mutfakta sınır yok. Vay bürgerin içerisine o konmazmış. Vay böyle olurmuş. Benim bildiğim bürger öyle değilmiş filan. Kardeşim senin bildiğin bürger seni ilgilendirir. Tamam mı? Burası samimi mutfak. Burada sınırlar yok. Hiçbir engel yok. Mutfakta patron sizsiniz, imparator sizsiniz. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan azıcık sıvı yağ elime birazcık döküyorum. Şöyle çok az döküyorum bakın. Ve bu elimle şöyle yapıyorum. Burgerimin üzerine bir masaj yapıyorum bakın. Sadece böyle bir azıcık birazcık daha dökeyim. Çok az. Burgerimin üzerine sıvı yağ ile çok az bir masaj yapıyorum bakın arkadaşlar. Ve bu burgerleri 20-25 dakika bu masajı yaptıktan sonra dolapta bekletiyorum. Burger biraz daha dinleniyor. Kendisini çekiyor. Soğukta et çekilir. Birbirine doğru yaklaşır. Anladınız mı arkadaşlar? Bu olaydan dolayı daha da böyle sıkılaşmaya başlar ve dağılması önlenir. Sonra ne yapıyorum? Şimdi bunun diğer tarafına da aynı işlemi yapacağım. Bakın aynı işlemi. Burgerimin diğer tarafına da yapıyorum. Çok az arkadaşlar. Böyle azıcık bir şey. Merdane karabiberim var ve merdane tuzum var. Hani içerisine karabiberi çok az atmıştık ya. Bu sebepleydi arkadaşlar. Üzerine bu şekilde tuzumu üzerinden atıyorum. Neden? Burgerimin pişme sırasında içten değil içindeki suyun dışarı kaçmasını bu tuz ve bu kalıp önleyecek. Yani mühürlemeyi daha hızlı yapacak. Sonra bunu alttan tutup ters çevirerek koyacağız ve üzerine tekrar karabiber ve merdane tuzdan yapacağız. Böylelikle mühürlenerek ve içini çekerek pişecek. Sonra bunları buzdolabında dinlendiriyorum. Sonra pişirme işlemine geçiyoruz. Bunları buzdolabından çıkarttım. Kendini çekmiş, baharatını çekmiş, yağını çekmiş. Şimdi arkadaşlar bakın ne kadar basit bir şekilde kaldırabiliyorum. Çünkü altı da yağlı olduğu için hiçbir şekilde dağılmıyor. Önce bu taraf yüzünü ızgaramız ısındı. Şöyle elimi tutamıyorum 4 saniyeden fazla. Bu taraf yüzünü bakın özellikle dikkatinizi çekiyorum. Şöyle çevirerek koyuyorum. Bu cızırtıyı duymak için hafif de bastırıyorum çok az. Diğer köfteme geliyorum arkadaşlar. Onu da şöyle koyayım. Biraz sıkışık koydum. Belki o dağılabilir. Ve diğer köftemi de getirip onu da şuraya koyuyorum. Of.
Şu an zaten atar atmaz arkadaşlar öyle bir koku geliyor ki bu burgeri yap kardeşim. Vay maydanoz atılmışmış. Vay içinde bilmem ne varmışmış demeyeceksen arkadaşım. Bu bir Türk usulü burgerdir. Bunun mucidi benim arkadaşlar. Samimi Mutlak sayfasının kurucusu olarak bunu ben icat ettim. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın damak tadına uygun bir burger olduğunu iddia ediyorum. Benim anlattığım gibi yap. Doğru eti seç. Seçtiğin et kaburga eti olsun. Yağlı kaburga eti kullan. Benim verdiğim ölçülere dikkat et. Benim yaptığım teknikle yap. Sonra gel imparatorluğunu ilan et kardeşim. İmparatorluğunu ilan et. Hadi bakalım bir 2-3 dakika bir tarafını güzelce kızartacağız. İnanılmaz bir köfte olacak. Ne zaman çevireceğiz? Şu kenarlar var ya arkadaşlar. Bu kenarlardan yukarıya doğru renk değişimini gördüğümüz zaman değiştireceğiz. Hiç dokunmayacağız. Yoksa yapıştı diye gelirsiniz. Onu şimdiden söyleyeyim. En az 3-4 dakika sürecektir. Bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar kenarları böyle hafif yukarı doğru esmerleşmeye başlamışsa bakın bunlar esmerleşmemiş. Bu ikisi esmerleşmemiş ama bu esmerleşmiş ilk attığımız. Onun kenarından burada çevirmek çok önemli ve bu köfte ızgarada yapışabilir. Şöyle bakıyorsunuz. Bakın bu yapışmamış. Çok güzel. Altına böyle bir şeyle girip arkadaşlar hafif yapışabilir. Yalnız bu köftenin en kötü tarafı odur. Bunu güzelce çevirmeniz lazım. Bakın hafif yapışabilir arkadaşlar. Çünkü kötü tarafı bu. Çünkü içinde soğan var. Ve bunu hemen şöyle çeviriyorsunuz. En kötü tarafı budur bu köftenin. Yani hafif bir yapışma gösterebilir. Ona dikkat ederek çevirin arkadaşlar. Bakın çevirdim köftemi. Köftenin suyu içerisinde kalıyor. Çok lezzetli bir köfte oluyor. İnanın bana. Şimdi bu da kendisinin alt kenarlarını arkadaşlar bakın pişmeye başladı. Buna da takıyorum. Bakın bu da bırakmış. Bakın bu çok daha iyi bırakmış. Bunu daha iyi beklediğimiz için. Hemen bunu da çeviriyorum. Of. Ya bu ne oldu abi ya? Şu resitalin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Anlatmaya gerek yok ama ben ne yaptım? Boş durmadım. Marulumu ve ekmeklerimi hazırladım. Ekmeği ne yapıyorum? Alıyorum. Bunun üzerine şöyle bandırıyorum bak. Ya kardeşim vay burgermiş. Vay bilmem neymiş. Biz ne anlarız ya? Biz Türk usulü. Bak. Görüyor musun kardeşim? Bak tereyağı ona da geçti. Ekmekteki yağ da eridi. Bu ekmeği şuraya bir sıkıştırayım ben. Şu ekmeği de alıyorum. Bu garibancağızım da of. Bu da böyle ekmeğin o lezzetini alsın arkadaşlar. Etin lezzetini. Onu da şuraya koyuyorum. Ekmekleri de kızartacağım. Zaten etler de kızarmak üzere. Sonra alıyorum arkadaşlar bu ekmekleri iki yönlü kızartacağım. Arasına köftemi koyacağım. Arasına burada hazırladığım göbek marulu koyacağım. Başka bir şeye gerek yok. İçine iki tane de közlenmiş biber attım mı al sana Türk usulü köfte hamburger. Bu kadar basit. Çocuklarınıza gidip de burgerlerde, kinks bilmem nelerde, postmopuslerde falan böyle değişik şeyler var. Burger isimleri var. Buralarda yedirmeyin arkadaşlar. Lütfen şu çocuklarınıza sahip çıkın. Adam gibi yerlerde bakın burgerimizi kendimiz yaptık. Kendimiz pişirdik. Arkadaşlar artık köftelerimiz oldu. Bunları şöyle bir ucundan bakıyoruz. Şuradan alıyorum arkadaşlarım köftemi. Ben biraz üzerini kızarttım. Şurada daha iyi gözükür. Işık iyi olmadığı için biraz karanlık gözükecektir. Ve köftenin şimdi içine bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. Bak kardeşim. Şu iç dokusunu görüyor musun? Bak. Şöyle daha iyi görürsünüz arkadaşlar. Pembemsi bir renk. Bütün samimi tayfa için ağzıma atıyorum. Ve diyorum ki bak şu suya bak. Bak kardeşim bak. Görüyor musunuz arkadaşlar köfteyi? Alın size burger köftesi. Böyle yapın. Sonra gelin bana dua edin. Bütün samimi tayfa ailesine hediyemiz olsun. Ben bunu tabii burgere de dönüştüreyim. Of ya bu nedir abi ya? Ekmeğimi aldım bak. Kardeşim ekmeğim burada. Öbür ekmeğimi de aldım. Şunu şöyle bölmeyeyim. Bunu şöyle aldım. İçerisine koydum.
Üzerine marulumu da koydum. Göbek marulu abi. Öyle şey değil. Öyle üç kağıt değil. Üzerine kardeşim diğer ekmeğimi de koydum. Al sana Türk işi birinci sınıf bir hamburger. Doya doya ye. Çatır çatır ye. Şunu da ben elimle ağzıma atacağım mecburen arkadaşlar. Sizin için atıyorum. Çok fena olmuş. Bu şey... Arkadaşlar içim el vermedi. İçine bir tane de domates koydum. Ve kapanışı sizin için yapıyorum. İşte kardeşim. Mükemmel burger. Bakın tereyağında kızartılmış ekmeklerin arasında, göbek marulun arasında birinci sınıf bir burger. İstersen böyle çatır çatır ısırarak ye tereyağında burgeri. İstersen kardeşim evindeki kişilerle paylaş. İşte bugünün burgeri de bu şekildeydi. Bugünkü uygulamamızı da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Şuradan bir yerden kanalımıza abone olmayı ve bu ve benzeri videoları takip edebilmek için zili açmayı unutmayın. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Samimi Mutfak'ta sağlıcakla ve mutlulukla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Samimi Tayfa'ya selam. Çalışmaya devam. Hadi eyvallah.